Herkese tekrar merhaba. Ben Vahap Sönmez. Bugün sizlerle birlikte ürün varyasyonlarının oluşturulması ve yönetilmesiyle ilgili geliştirilmiş olan Creo Options Modeler modülünün detaylarını inceleyeceğiz. Öncelikle biraz ürünü tanıyalım. Creo Options Modeler nedir? Creo Options Modeler değiştirilebilir modül varyantlarını kullanarak ürün varyasyonlarınızı kolay bir şekilde oluşturup yönetmenizi sağlayan bir araçtır. Peki, Options Modeler'a neden ihtiyaç duyarız? Üretmiş olduğumuz ürünlerin alternatiflerini müşteriler kendileri belirleyebilirler ihtiyaçlarına göre. Eğer biz bu ihtiyaçları onların istediği şekilde hızlı ve pratik bir şekilde yapamazsak, müşteri bunları yapabilen alternatiflere yönelecektir. Mevcut geleneksel yöntemlerle bu varyasyonları oluşturmak ve yönetmek oldukça zordur. Bunları yapabilmek için mevcut araçlarla yapılandırma için oldukça zorlu süreçlerden geçmek gerekir. Bu süreçlerin içerisinde standart parçaları kullanamamak veya modüler yapıları oluşturamamak da ayrı bir verimlilik kaybına neden olacaktır. Oluşturulmuş ürün varyasyonlarını doğrulama kısmı ise ayrı bir konu. Bunların analizlerini yapmadan piyasaya sürmek veya müşteriye teslim etmek sıkıntılara neden olabilir. Hatta o aşamaya gelmeden bile ürünlerin istenilen özellikleri karşılayamaması nedeniyle hurdaya çıkmasına da neden olabilir. Options Modeler'ın yeteneklerine bakacak olursak özel araçlara sahiptir. Bunlar modül varyasyonlarını oluşturmak için, ürün varyasyonlarını oluşturmak için, seçim ve seçeneklerin tanımlanması için ve en sonunda da varyantımızın oluşturulması için geliştirilmiş araçlardır. Modül varyasyonları nasıl oluşturuluyor? Buna özel bir aracımız var. Bu aracımızın içerisine alternatif olacak komponentlerimizi çağırıyoruz. Ve referans pairing aracıyla ihtiyaç duyulacak referansların karşılıkları diğer komponentler üzerinden tanımlanıyor. Bu işlemleri sıfırdan oluşturabiliriz. Interchange gruplar varsa onlardan faydalanarak yapabiliriz. Ürün varyasyonlarının içerisinde bunu oluşturmak için de bir aracımız var. Oradan da faydalanabiliriz. Veya mevcut yapılarımızı, montajlarımızı modül varyasyonlarına dönüştürerek de gerçekleştirebiliriz. Modülleri tanımladıktan sonraki aşamamız ürünlerin tanımlanması. Bunların da ürün varyasyonlarını tanımlamak için özel araçları mevcut. Ürün varyasyonlarının içerisinde standart parçalar, montaj modelleri bulundurulabilir. Ve tabii ki varyasyonu yönetmek için de modül varyasyonları içerisinde yer alacaktır. Ürün varyasyonları da yine sıfırdan oluşturulabileceği gibi mevcut bir montajınızdan da dönüştürme yöntemiyle elde edilebilir. Burada en kritik olan nokta, ürün varyasyonlarının içerisine çağırmış olduğunuz, modül varyasyonlarında tanımlamış olduğunuz referanslar montaj için kullanılabilecektir. Zaten böyle bir yönetim olmazsa, varyasyonların içerisinde montaj konumlarıyla ilgili sıkıntılar karşımıza çıkacaktır. Diğer bir aracımız ise Assign Shoes'lardır. Yani seçeneklerimizi ve seçimlerimizi tanımladığımız kısım.
basit bir arayüze sahip. Buraya geldikten sonra öncelikle seçeneklerimizi çift klikleyerek belirliyoruz. Daha sonra onları açıp altında yine çift kliklerle yeni seçimlerimizi tanımlıyoruz. En sonunda da bu seçimlerin karşılıkları neler, hangi komponentler olacak, var mı olacak, yok mu olacak, bunların tanımlamalarını bu arayüzde gerçekleştiriyoruz. Daha sonra Variant Builder aracımızda seçimlerimizi yapıyoruz. İstenilen varyasyonu elde ettikten sonra da bunu create ediyoruz ve ürün varyasyonumuzu elde etmiş oluyoruz. Bu araç sayesinde daha hızlı pazara çıkma imkanına sahip oluyoruz. Sadece varyasyonu oluşturma kısmı değil, doğrulama kısmını da, çünkü ürünümüz hazır olduğu için Creo'nun analiz araçlarıyla gerçekleştirebiliriz. Ürün geliştirme maliyetlerimizi düşürüyoruz, kalitemizi ve performansımızı arttırıyoruz ve karlılığımızı arttırıyoruz. Options Modeler'ın iki farklı paketi bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi Creo parametrik içerisinde çalışan yapısı. Creo Options Modeler diye geçiyor. Yani Creo içerisinde yapacağım Winchill tarafıyla bir entegrasyon ihtiyacım yok diyorsanız bunu tercih edebilirsiniz. Ama kompleks yapılar içerisinde Winchill ile entegre bir şekilde yönetmek istiyorum diyorsanız da Creo Options Modeler Enterprise seçeneğini tercih edebilirsiniz. Şimdi demomuza geçeceğim. Demomuza geçmeden önce LinkedIn ve YouTube'da Informatik Innovation kanallarımızı takip edebilirsiniz. Videolarımız oraya yükleniyor. Güncel bilgileri de buradan öğrenebilirsiniz. Şimdi öncelikle sıfırdan varyant oluşturmayı inceleyelim. Yani elimizdeki montajı kullanmayacağız. Kendimiz nasıl oluştururuz onu göreceğiz. Bunun için bir tane new diyoruz. Assembly'ye gelip buradan varyasyon özelliklerine sahip subtype'larımızı seçeceğiz. İhtiyacımıza göre buradan modül veya product'ı seçebiliriz. Öncelikle ben product'ı seçiyorum. Ürünüm olacak diyorum. Ürünümün ismi wise alt-tab product olsun. Bu şekilde product'ımı oluşturuyorum. Bakın, normal montaj araçlarına göre Essentials'lar, Transfer Modül, Variant Builder gibi çeşitli araçlar eklenmiş olarak geliyor. Şimdi montaj yapımızı klasik montajda olduğu gibi kullanarak yapacağım. Nedir? Assembly'ye tıklıyoruz. Klasörümüzün içerisinden montaj parçamızı seçeceğiz. Şuradan ön izlemesine de bakabilirsiniz. Base Plate Parity'yi çağırıyorum. Sağ tuşa klikleyip Default Constraint olarak yerleştirdim. Bildiğiniz montaj yöntemiyle devam ediyoruz. Daha sonra diğer parçamı çağırıyorum. JavaFix Parity'yi açıyorum. Montaj ilişkilerini tanımlıyorum. Assembly'ye tekrar klikledim.
diğer parçamın montajını gerçekleştiriyorum. Bu parçamı da repeat komutunu kullanarak tekrar montajlayalım. Referanslarımızı seçip etledikten sonra yeni karşılıklarını vermemiz yeterli şu şekilde. Şu an normal montaj yapımızı oluşturduk. Şimdi buraya ürün varyasyonlarını içeren alternatifleri çağıracağız. Bunun için de new diyorum. Assembly diyorum. Modülümü seçiyorum. Buna da show modül diyorum. Bakın modül yapısı da daha farklı bir arayüze sahip. Add modül variant diyorum. Ve buradan show standart parçamı seçiyorum. Daha sonra alternatiflerini çağırıyorum. Curve olacak. Burada istersek edit position'la konumunu ayarlayabiliyoruz. Şimdi alternatif olacak parçalarımızı çağırdık. Peki bunların montajdaki konumunu nasıl belirleyeceğiz? Ref Pairing Table'a geliyorum. Montajda aktif olan komponentimi seçiyorum. Peki hangi montajda aktifti bu? Gidip onu buluyorum. Vice ASM'de bu montajdı. Eğer bir montajınız varsa bunları buradan alabilirsiniz. Yoksa kendiniz de tek tek tanımlayabilirsiniz. Bana referans olsun diye burayı seçiyorum. Hangilerine uygulanacak? Bunu da Component Pair yine seçiyorum kontrole basılı tutarak. Daha sonra create diyorum. İhtiyaç duyduğu referansları bize bu şekilde getirdi. Daha sonra sırasıyla karşılıklarını veriyorum. Bakın nereyi seçmiş? Burayı seçmiş. Kontrolle burayı seçiyorum. Burayı seçiyorum. Daha sonra tek bire geçiyorum. Kontrolle burayı ve burayı seçiyorum. Alternatiflerini, karşılıklarını veriyorum. Diğer tagime geçip orada da kontrolle basılı tutarak karşılıklarını tanımlıyorum. Burada seçmiş olduğunuz referanslar product'ın içerisine girdiğinizde seçebileceğiniz alternatifler olarak karşınıza gelecektir. Diğerlerini seçemezsiniz. Şimdi product'ımıza geri dönüyoruz. Ve product'ımızın içerisine modüler alt montajımızı çağırıyoruz. Yine assembly olarak çağırıyorum. İsmini verdiğimiz modülümüzü buraya getiriyorum. Burada seçim yaparken bakın nereleri seçtiriyor? O tanımladığımız yerleri seçebiliyoruz sadece. Burası buraya gelecek diyorum. Burası buraya denk gelecek. Şurayla şuraya arasına tanımlama yapıyorum. Bunu da distance olarak tanımlıyorum. Mesafesini buradan 2 olarak girebilirim. Veya değiştirmek de isterseniz sonradan da seçip
Montajda olduğu gibi Edit Definition diyerek değiştirme imkanınız da mevcut. Şimdi burada modüler yapımız var. Altta da alternatifleri var. Birinci modüler yapımızı tanımladık. Arada modüler olmayan bir parça daha ekleyebiliriz. Bunun için bazen master rep hepsi geliyor. Seçim yaparken ilk orijinalim kalsın istiyorum. O yüzden bunları diğerlerini gizliyorum. Seçimlerde karışıklık olmasın diye. Ve ardından tekrar assembly'ye geliyorum. Lead script veritemi çağırıyorum. Aynı eksende olacaklar. Ve şu yüzey yüzeyde constant olarak tanımlı olacak diyorum. Tanımlamamı da bu şekilde yaptım. Yani araya normal bir parça ekledim. Tekrardan new diyorum. Essence diyorum ve ardından modülümü seçiyorum. İsmini de handle alt tere modül diyorum. Şimdi buraya handle alternatiflerimi çağıracağım. Add modül variant diyorum. Burada dikkat ederseniz handle perite var. Handle alt tere 2 ASM var. Birisi montajlı olarak, birisi parça olarak. Birbirleri yerine bu şekilde de kullanılabilirler. Handle perite'mi çağırdım. Tekrar geliyorum modül varyanta edit diyerek. Diğerini de çağırıyorum. Burada isterseniz edit position diyerek çağırmış olduğunuz modeli şöyle çevirebilirsiniz. Döndürebilirsiniz veya taşıyabilirsiniz gibi işlemleri yapabilirsiniz. Şimdi ref pairing table'a tekrar geliyorum ve bunun karşılıklarını tanımlayacağım. Aktif komponentimi seçtim. Aktif montajımı seçiyorum, yani bilgiye çekeceğim montajı seçiyorum. Daha sonra da Components to Pair'ı seçiyorum. Create diyorum. Bakın bu yüzeyi kullandım diyor. Burada da bunu kullan diyorum. Bir tane düzlem var diyor. Buradan da o düzlemleri açıp DTM1'i bunun karşılığı olarak seçiyorum. Okey diyorum. Tanımlamamı bitirmiş oldum. Şimdi bunu product'ımın içerisine çağıracağım. Assembly'ye klikliyorum. Modül yapısına sahip handle ASM'mi çağırıyorum. Seçime nereden izin veriyor? Buradan izin veriyor. Düzlemleri açıyorum. Ve tanımlamasını constant olarak yapıyorum. Şunları da seçerek tekrar show diye görünür hale getirdim. Şu an modüler yapımı kurmuş oldum. Bunların seçimlerini tanımlayacağım. Essentials'a geliyorum. Buradan create edeceğim. Shift klikliyorum. Jav ismini veriyorum buraya. Alternatiflerin isimlerini vereceğim. Standart, STD, Curve,
ve TOL seçeneklerini tanımlıyorum. Diğer seçeneğime geliyorum. Handle diyorum. Ve seçenekler için çift klikliyorum. PRT ASM diyorum. Tanımlamalar bittikten sonra OK ikonuna klikliyorum. Artık şimdi seçimlerimin karşılıklarını tanımlama vakti. Standardı seçtiğimde Select Item kısmına tıklıyorum. Job Slide STD'de gelsin diyorum. Bunun için tiki işaret koyuyorum. Sonra tekrar yukarıdaki alana klikliyorum ve Curve seçiyorum. Bunu seçtiğimde buradaki Curve gelsin diyorum. Sonra yukarıya tekrar klikleyip diğer seçeneğime klikliyorum ve burada da Tall gelsin diyorum. Diğer seçeneklere geçiyorum. Handle'da PRT seçili olduğunda tek parça olan gelsin. Yeşil alana klikleyip tekrar Handle 2 ASM'yi seçiyorum. ASM'yi seçtiğimde de bu seçenek gelsin şeklinde tanımlamalarımı yapmış oldum. Daha sonra buraya close diyebilirim. Artık seçeneklerimi de tanımladım. Normal bir montaj yapar gibi çalıştım. Burada modüllerimi kurdum, ilişkilerini tanımladım. Sonra seçim ve seçenekleri tanımladım. Ve artık ürünümü oluşturabilir duruma geldim. Ardından Variant Builder'a geliyorum. Expand All diyorum. Seçenekleri açıyorum. Buradan PRT'yi seçiyorum. Tall seçeneği olacak diyorum. Update Representation diyorum. Bakın bu şekilde güncelleyerek geldi. Variant Builder'a tekrar gelebilirim. Yine Expand All diyorum. SM'liği seçiyorum. Bu sefer de Curve seçeneğini seçip Update Representation diyorum. Buradan Reapply ile hepsini tekrar bir uygula diyorum. Bakın bu şekilde uyguladı. Değişim şurada oldu ve burada oldu. İstediğiniz varyasyonları bu şekilde oluşturabiliyorsunuz. Peki varyasyonları nasıl kaydediyoruz? Variant Builder'a geldik. Expand All dedik. Hepsini açtık seçeneklerimizin. Şuradan New Variant diyorum. Daha sonra birinci varyantımı tanımlıyorum. Update diyelim. Variant Builder'a bir geliyorum. Tabii kaydetmedik. PRT 1. Kör olsun. Bunu save diyorum. Montaja kaydet diyorum. Sonra new variant diyorum. Bir tane daha. ASM için yapıyorum. Tall olsun bu da. Bunu da save diyorum. Config 2'ye kaydettik. Sonra new variant diyorum. ASM standartlı olsun diyorum. Bunu da save variant diyorum. Tekrar new variant diyorum. PRT tall olsun diyorum. Çeşitli alternatiflerimi bu şekilde oluşturup kaydettim. Bakın burada listelendi. Config 1 bu olacak. Config 2 bu olacak. Config 3 bu olacak. Config 4 bu olacak. İstediğinizi buradan seçebilir. Update Representation deyip uygulatabilirsiniz. Bakın Tola döndü burası. Bu kendi içerisinde görüntüleme. Peki bu ürünü dışarıya nasıl atacağız? Variant Builder'a geldik. Şu şekilde. Buradan istediğiniz konfigürasyonu seçebilirsiniz.
Ve artık Create Product Variant diyoruz. İsmini veriyoruz, yeni isim, yeni bir ürün olarak. İsterseniz buradan otomatik bir isim verebilirsiniz, isterseniz silip kendiniz verebilirsiniz. Okey diyorum. Bakın bomba seçimlerimiz listelendi. Diğer hepsi dışarıda kaldı. İstediğiniz boma uygun olacak şekilde ürün varyasyonunu elde etmiş oldunuz. Elde etmiş olduğunuz ürün varyasyonunu da isterseniz analiz edebilirsiniz. Simulation'a geliyorum. Kütüphaneye yükledi. Nereden fixlendi? Buradan fixlenmiş diyelim. Şu ittirdiğimizi düşünelim. Yani şu kollardan itiyoruz ama kuvveti ben şuradan uygulayacağım. Veya döndürdüğümüzü düşünebiliriz. Moment de verebiliriz. Ben şu yüzeyden kuvvet vereceğim. Y yönünde Newton cinsinden vereceğim. Tek yönden çevirmeye çalışıyormuşum gibi. Newton bir kuvvet tanımlayacağım. Şöyle bir etkisi oldu. Çapraz. Böyle bir durumda simülate'e gelip malzeme hatası verdi. Şunları da malzeme tanımlayalım. Buradan seçimlerinizi yapabilirsiniz. Malzemeleri aslında montajı da tanımlamamız yeterli olurdu. Ayrı ayrı tanımlayalım şimdi. Tekrar analizimiz koştur diyelim. Bakın analizimiz koşmaya başladı. Anlık olarak sonuçları görebiliyoruz. Modeldeki en stresli yer neresi? Şurada oluşmuş. İstediğiniz zaman değişikliklerinizi yapabilir. Yani siz varyasyonu elde ettikten sonra da Cryo Simulation Live'la hızlı ve pratik bir şekilde işte oluşan stres değerlerini, deformasyon miktarlarını
rahatlıkla görebilirsiniz. Animasyonu da yapabilirsiniz. Şöyle bir harekete maruz kalıyor. Şekilde tanımlayabilir ve doğru olarak doğrulamasını yaparak ilerleyebilirsiniz. Evet, YouTube'a yüklenecek bu video. Ne yaptık? Sıfırdan bir ürün varyasyonu oluşturduk. Peki her varyasyonu sıfırdan oluşturmak zorunda mıyız? Hayır, değiliz. Şimdi işlemimizi var olan bir montajımız üzerinden nasıl ilerletebilirdik onu göreceğiz. Var olan montajımızı çevirmek için buradan Set Working Directory olarak tanımlıyoruz. İçerisine geliyoruz. Şurada filtrelerde mesela Assembly'yi göster diyebilirsiniz. Bakın buradan da işte bizimki Design Assembly. Design Assembly'ler hangisi bunları göster diyebiliyorsunuz. İsterseniz modülleri görmek istiyorum veya product'ları görmek istiyorum gibi seçenekleri de kullanabilirsiniz. Ben buradan dizaynları gösteriyorum ve Wise ASM'yi bulup açıyorum. Yani Wise ASM burada normal bir montajımız. Ben bunu şimdi bir product'a çevireceğim. Altına da modülleri tanımlayacağım. Böyle bir durumda ne yapmamız lazım onu göreceğiz. Ve file'dan Seveze product veya modül diyebiliriz. Burada şu an ihtiyacımız olan hangisi? Product. Çünkü ana ürünümüz bu. Bir altyapı olsaydı modül olarak tanımlamamız mümkündü. Ama şu an ihtiyacımız product. Bunu product olarak kaydediyorum. Wise product 02 diyorum mesela. Okey diyorum. Burada file name'lerde bir değişiklik olacak mı, olmayacak mı? Bunları tanımlayabiliyoruz. Ben hiçbir değişiklik yapmadan direkt save copy and open diyorum. Bakın, normal montajımız artık bir product haline dönüştü. Ardından modülleri tanımlamamız gerekiyor. Hemen onları da tanımlayalım. Burada Java Slide standart peritim var. Onu seçtikten sonra Transfer to Modül var. Modüle dönüştür diyoruz. Bu bir alt montaj da olabilirdi. Transfer to Modül dedikten sonra nereye transfer edeceksin diyor. Eğer var olan bir modül varsa onu seçip içerisine alabilirsiniz. Ki mesela şurada handle modül var. Bunun içerisine al diyebilirim. Okey diyorum. Buraya getirdi. Handle modül olduğu için yanlış yeri seçtik. O yüzden cancel diyorum. Şunu handle'ı aşağıda yapsaydık olacaktı. Sorun değil. Bunu siliyorum. Da şöyle yapalım. Tekrar baştan bir kaydedelim. Product olarak kaydediyorum. Product 03 olarak kaydediyorum. Copy and open diyorum. Evet. Şimdi burada Java olacak. Tabii diğer tarafta handle olduğu için bir karışıklık oldu. Burada kendimiz oluşturalım. Transfer to modül diyorum. Yeni oluştur diyorum. İsmi ne olacak diyor. Java alt tire modül alt tire 03 dedim. Okey dedim. Okey dedim. Diyor ki bu dönüşüm için bu referanslara ihtiyaç var. Tamam, okey diyorum. Şimdi bunu buraya yerleştirdi. Altında bir tane seçeneğim var. Şimdi handle için yapacağım. Handle'ı seçiyorum. Transfer to modül diyorum. Bunu da create edeceğim.
handle alt tire modül 03 dedim. Okey dedim. Bunun için de bu referanslara ihtiyaç var diyor. Okey diyorum. Şimdi modüllerimi de oluşturmuş oldum. Normal bir montajdan varyasyonlu bir yapıya geçişi sağlıyorum. Şimdi ihtiyacım olan alternatiflerini içeriye çağırmak, ardından da EssenceUser'ı tanımlayıp son olarak da Variant Builder'dan işlemimizi tamamlamak. Buradan modülümüzü seçip Open diyorum. Add Modül Variant diyorum. Şimdi burada standart vardı. Curve'ü seçiyorum. Şuradan Explore'u açabilirsiniz eğer üst üste toplarsa. Edit Position deyip daha sonra kaydırıyorum diğer yapıda olduğu gibi. Yine Add Modül Variant diyorum. Bu sefer Tool'u çağırıyorum. Yapmamız gereken şey Ref Pairing Table. Bu aktif olan parçam, bu bilgileri çekeceği montajım karşılığı olacak yapılar ise bunlar diyorum. Burada create diyebiliriz. Bu karşılıklarını bul diyor. Elle seçim var. Bir de kendisinin otomatik olarak bulmasını sağladığımız evaluated seçeneği var. Eğer benzer bir yapıya sahipse, bakın buradan history'den yola çıkarak karşılıklarını bulmuş. Benzer bir yapıdaysa onları birbirine yakın geometriler varsa oluşturma mantığı içerisinde onları buldu. History'den yola çıkarak. Daha sonra product'ımıza geri gidiyorum. Diğer modülümü seçiyorum. Open diyorum. Add modül variant deyip assembly'mi seçiyorum. Edit position diyeceğim. Bunu tabi montajı seçerek bunu yapacağım. Bunu çevir dedim. İleri al dedim. Okey dedim. Şimdi product'ıma geri gidiyorum. Burada da onu görüyoruz. Burada güncellemeleri yapmamız gerekecek. Tabii diğerinin referansları olduğu için gerek kalmayabilir. Bir kontrolümüzü yapalım. Edit definition dedim. Evet. Parçadan bilgileri aldığı için gerek kalmadı. Daha sonra bildiğimiz adımlar EssenceUser. Hızlıca handle için HN dedim. Jav için Jav dedim. Handle'da PRT ASM dedim. Java'da da standart curl ve tool seçeneklerini kullandık. Okey dedim. Daha sonra seçimlerimizi yapıyoruz. PRT için PRT ve tikimizi koyuyoruz. Sonra yeşil alan SMD ASM. Daha sonra diğer kısma geçiyoruz. Standardı burada kullanacağım. Sonra curve. Sonra da tool seçeneğini burada kullan diyeceğiz. Variant Builder'a gelip bakın hazırladık. Seçimlerimizi yapıyoruz. PRT olacak. Tool olacak diyorum. Update Presentation diyorum. Bakın güncelledi. Var olan normal bir montajımızı ne yapmış olduk? Varyasyonlu yapıya getirmiş olduk.
Şimdi varyasyon içerisinde var yok seçeneğini tanımlamak istiyorum. Onun için bir örnek yapacağım. Burayı set working olarak ayarlıyoruz. SM'lerden Carp ASM'yi seçiyorum. Burada design olarak var. İçerisini bir kontrol edelim. Carp product var mesela filtreleme yapmadan. Bu product'ı kullanacağım. Çünkü altında modülü de var. O modülle birlikte. Yani şuradaki carp modül çeşit 3 tane alternatif var. Onların gelmesini sağlıyor. Ben manifoldlu veya manifoldsuz olacak şekilde var yok opsiyonu tanımlamak istiyorum. Bunun için manifold seçip transfer to modül diyorum. Yeni bir tane oluştur diyorum. Manifold modül diyorum. Okey diyorum. Okey diyorum. Şu an referansa ihtiyacı yok diyor ekstra. Okey dedim. Modülümü tanımlamış oldum buraya. Bu modülümü seçip open diyorum. Daha sonra create modül variant deyip buradan bir tane parça oluşturuyorum ve ismini de boş diyorum. Birimi bu olsun diyorum. Geldi buraya. Pairing table'da zaten eşleştirilecek bir şey yok. Dolayısıyla eşleştirmeme gerek de yok. Artık var dediğimde manifold ASM, yok dediğimde boş PRT'yi referans alacak ama onu da exclude edecek şekilde tanımlama yapacağım. Bunu başka modüllerin içerisinde de çağırıp kullanabilirsiniz. Daha sonra EssentialUse'a geliyorum. Bakın bir çalışma yapılmış. Ben onun üzerine ekstra bir çalışma yapıyorum. Yani düzenleme yapacağız. Yeni bir seçenek ekliyorum buraya. Manifold diyorum. Enter'a bastım. Alta geldim. Var. Enter'a bastım. Bir altındaki seçime geldim. Yok dedim. Enter'a bastım. Okey dedikten sonra var seçeneğini işaretleyip yeşil alana klikliyorum. Manifold seçeneklerinden Manifold ASM'yi seçip tiki koyuyorum. Daha sonra yukarıya klikleyip boş PRT'yi seçiyorum. Bunu exclude ediyorum. Bu exclude olduğunda diğerlerinden herhangi biri de var olabilir seçeneğini de işaretliyorum. Bu yokken bunlardan biri de var olabilir gibi seçenekte tanımlayabilirsiniz. Close dedim. Variant builder'a geldim. Şimdi var seçeneğiyle carp 2 seçeneğini işaretleyip update diyorum. Bakın bu şekilde. Variant builder'a geldim. Carp 3 yine var diyelim. Update diyelim. Bakın güncelledi. Şimdi variant builder'a geldim. Carp 1 yok dedim. Update dedim. Bakın yok yaptı. Burada da şimdi ben variant builder'dan bu seçeneklerle bu ürünü ürettiğimde BOM'da o yer almayacak. Create product variant diyorum. Yes diyorum. New diyor. Okay diyorum. Bakın manifold yok.
Ona göre montajı oluşturmuş oldu. Evet, sorusu olan varsa alabilirim. Sunumumuz bu kadar.